kız bir oraya sıçıyor, yemin ederim. Şu hale bakın ya. Onun için getirdi o eskici bunları. Emirleri o. Bırak pişliğini gidecek. Ondan sonra neymiş? Hayır köpeğin değil, sokak köpeği. Bir taş at, ne yaptın köpeğime? Yaptığı işini tık. İleride. Vallahi bu milleti anlamak mümkün değil. Nasıl bir vurdum vurmazlık bu. Hep saldırdıklarına, hep bir şey yaptıklarına bağırıyorum, çağırıyorum. Bu parazitler hepsi öze. Hepsinin bir değişik işlevi var. Bazısı kalbe, bazısı böbre, bazısı başka organlara direkt saldırıyor. Ve başa sokanlar var bu kalbi yapan. Sana strese sokan, seni su gibi akıtan, kalp krizine neden olan kesinlikle o. Başka binbir türlü çeşit hastalıklara veriyorlar. Ölümden döndüm de bu şeylerin farkına vardım. Allah'a şükür. Ve bu cadılar ve gavatları bu şeyleri durmadan yayıyor. Sürekli buradan ne? CHP bayrağı altına sığınmışlar. İnanamıyorum yani. 6-7 sene önce, hatta 4 sene önce buraya geldiğimde bizde 3-4 tane cenaze oluyordu be. Şimdi kaç haftadır buradayım. Zaten olan ölümleri gazetelerde izlemişim. Kaza falan diyorlar ama ben cinayet düşünüyorum. Çünkü bu cadılara, şeytanla kurban lazım. Daha önceden çektiğim binbir türlü şırpıntıyı burada daha önce hiç görmedim. Hepsinin hayvanları var. Böyle iğrenç sesli öğretilmiş. Bunların hepsi tahminen değişik tatil köylerinden geliyor buraya. Son kaleleri bu. Çünkü orada da kaybetmeye başladılar. Millet uyandı ama bu millet uyanmıyor. Bu yerlilerin bir kere kaç tane cenazesi var. Onu bırak tatilciler, buradaki tatilciler. Eskiden kaynıyordu burada sokak misafirler. Şuraya bakayım, bomboş. Neden? Çünkü hepsi kaçtı da pislikler, parazitler yüzünden. Ölümler oldu, vahim vahim ya. Günde 3-4 cenaze kalkıyor buradan. Bu milletin işi işte, işi gücü o. İnsanları bitir, aileleri parçalan, evlerini yok pahasına satsınlar. Ondan sonra kapanı ucuz paraya. Tekrar sat, tekrar birilerini katlet. Bu milletin işi o. Özellikle dindarsalar, o zaman işte saldırıyı görün. Ha? Bir buçuk aydır buradayım. Doğru dürüst abdest alamıyorum ben. Bu belediye suları kesiyor. Tam ezan zamanı yahu. Böyle bir canilik, şeytanlık, şeytana taparlık ben görmedim.
Böyle bir şey Türkiye'mde olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Yurt dışından geldiğim zaman 17 sene önce, ki 17 senedir bu pis mahluklar bana saldırıyor be. Bu millet ne zaman uyanacak? Ne kadar cahil bunlar ya. Hiç anlamıyorlar bu parazitlerin ölüm getirdiğini, hastalık getirdiğini, önce pahalı hastanelerde sürünerek ölüm. Hepsini normal, doğal zannediyor bunlar. Kesinlikle doğal değil be. Bu cadı milletinin işi hepsi. Allah adına buna yemin edebilirim. Yanlışım varsa şu saniye beni çarpsın, cehenneme göndersin Allah. O kadar ileri giderim yani. Bu millet, millet, bu millet ya düzelecek ya gidecek be. Bunun olması şart. Bu evin önünden hayvan hiç eksik olmuyor be. Nasıl bir olay bu? Bunlar her kişi böyle bir hayvan mı olduğu zaman mı memnun olacak? Hayır, bunların niyeti başka. Parazit, hastalık, ölüm saçmak, para için insanların elini kapmak için, insanların diğer varlıklarını kapmak için, aile parçalamak için, çünkü bu şeytan huzurunda büyük puan. Yaptıkları bu. Gençleri tuzağa düşürmek, fuhuş tuzağına, uyuşturucu tuzağına. Bu millet işte. Sizlere yemin ederim, böyle. Ömer, sizin kadar geri zekalıların nasıl böyle şeylere sahip olduğunu biliyorum ben, böyle yağmayla be. Böyle insanlara yüklenerek, mikroplayarak, hastalayarak. Neyi vardı o kapıma gelen polisin, ha? Silahı vardı değil mi? Ben gelmeyecektim diye pat pat değil mi? Onu biz Üsküdar'da da gördük. Eski senaryo, hepsi aynı senaryoların. Ara. Kim arıyorsun ara oğlum? Ara. Allah'ın namazı.
O rüşvet yediğin bir polisti değil mi? Bunu da sen dikmiyorsun değil mi? Burayı da ele geçirmeyeceğim. Niye öyle şeyler konuşuyor ya? Ben istemiyorum ya. Bir şey değilim ya. Buraya ilk beni gördüğün günden beri peşimde koşturan sen değilsin. Bana kasap baltasını gösteren değilsin bu itin elinde de. Tamam, git silin. Dur yakalayayım bundan, küfürleri yakalayayım. Hayır, gerekmez. Küfürleri yakalayayım, bir kaç para ceza yiyecek bakalım. Yok, gerekmez. Geri içeri gidelim. Hadi geri içeri gidelim. Hadi geri içeri gidelim. İftirayla bir orospu dediler diye kaç para, ne kadar ceza yedim ben biliyor musun? Burada kaç küfürüm var biliyor musun senin? Tamam, geçti. Seninki gerçek ki bizimki iftiraydı, hepsi kayıtta burada. Tamam, gerekmez. Senin yönettiğin o kopuk çeteyi ve hırs. Tamam. Hepsini içeri atırtmak hemen. Tamam, yeter. Konuşma lan sen. Manyakçı. Bak şimdi yalvarıyorum, bak yalvarıyorum ya. Küfürler her zaman sahibini bulur. Polis çağırmama gerek yok, burada hapise girmen için yeterli küfür var. Sana ne oldu, sana ne dokundu ki? Ha? Ya, çok korktum vallahi. Aşağı geleyim, ne için? Sallasana o küfürlerden bir tane. O küfürlerden sallasana bir tane. Ne için geleceğim lan? Ulan sapını belirledin be, sapını belirledin. Ne için geldin? Sapını belirledin. Ha? Sapını belirledin arkadaş. Şimdi konuşursun böyle. Sallasana bir anama tükürler salla benim gibi. Ha. Sen de abi sen de. Ulan arkadaş burayı da sen açmadın değil mi? Bana da sormadın imza. Ha? Bu pislikle beraber anamın da imzasını sen kopyalamadın değil mi oraya sahtekar gibi? Ha? Ulan senin zaten hiçbir değerin yok lan. Tamam, gel sana 1 lira vereyim, biraz sevin, takla at. Tamam, gerekmez.